Değerli arkadaşlar, oldukça önemli bir süreçte, oldukça önemli gündemleri tartışacağız bugün. Türkiye'nin geride bıraktığımız bütün bir süreci, özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreç, darbe ortamından çıkmak bir yana bir karşı darbeyle, başka bir darbe süreciyle karşı karşıya kalmamıza yol açtı. 15 Temmuz'dan bu yana süren iktidar uygulamaları, yürüttüğümüz demokrasi mücadelesini, Türkiye halklarının emek, özgürlük ve barış talebini görmezden gelerek Türkiye'de ağır baskıcı bir rejimi adım adım örmeye, adım adım örgütlemeye yöneldi. Bunların her birisi bütün toplumsal kesimleri baskı altına alan ve Türkiye toplumunda yeni kutuplaşmalara, yeni ayrışmalara vesile olan bir siyasi sürecin adı ve tanımı oldu. Bizler bundan önceki süreçte Halkların Demokratik Partisi olarak Türkiye'de demokrasinin geliştirilmesi için bütün ayrımcılıklara, kutuplaştırmalara karşı birleştiriciliğin ve demokratik eksenin temel alınması gerektiğini düşündük ve bu eksende yürütülecek mücadelenin önemine inandık. Geride bıraktığımız bütün bir mücadele sürecimiz, bütün bir siyasi yaşamımız boyunca sayısız bedele rağmen Türkiye'de demokrasinin ve barışın geliştirilmesi için kutuplaştırmaya, ayrımcılığa ve bu darbeci zihniyete karşı bağımsız, demokratik bir eksen oluşturmaya yöneldik. Bugünkü ortama, siyasi ortama baktığımızda artık egemen siyasi anlayışın Türkiye'de biriken ve düğümlenen sorunları çözmeye muktedir olmadığını, tam tersine yeni kriz alanları yarattığını, yeni düğümlenmeler oluşturduğunu görüyoruz. Ve Türkiye toplumunda 13 yıl boyunca sistematik olarak uygulanan kutuplaştırma ve ayrımcılık politikası bugün artık zirveye ulaşmıştır. Bugün bir AKP saray iktidarının yanında olanlar ve ona biat edenler var. Bir de ona biat etmeyenler, her şeye rağmen ona muhalefet edenler var. Bizler Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye'nin tüm emek ve demokrasi güçleri olarak işte Türkiye siyasetindeki bu tarafı, bu özgürlük safını oluşturuyoruz. Bugün bu özgürlük safı, emek, demokrasi ve barış mücadelesini yürütenlerin safı ve tarafı çok ağır baskılarla karşı karşıya, çok ağır saldırılarla yüz yüzeyiz. Ama bütün bunlara rağmen direnme geleneğimiz ve güncel anlamda sergilediğimiz direniş tutumu bu saldırılar karşısındaki gücümüzü ve dirayetimizi oluşturuyor. Bakın, geride bıraktığımız süreç içerisinde Türkiye öyle bir noktaya geldi ki kısa bir zaman dilimi içerisinde, yaklaşık bir yıllık zaman dilimi içerisinde barışın, demokrasinin ve yeni demokratik bir yaşamın kuruluşunun eşiğinden bir darbenin ortasına savruldu Türkiye siyaseti ve Türkiye toplumu ve bugün olağanüstü hal rejimiyle ve KHK'larla, kanun kılığına girmiş kararlarla, iktidar kararlarıyla yönetilen bir ülkeye dönüştü. Bugün artık Türkiye'de demokrasiden söz etmek mümkün değil. Demokrasinin son kalan mevzilerini de demokratik kazanımların halkın meşru ve demokratik yollarla elde ettiği mevzilerinde son kalan parçalarını imha etmeye, ortadan kaldırmaya dönük bir yok edici operasyonla ve saldırganlıkla karşı karşıyayız. Kısa bir süre önce Kürt illerindeki belediyelere kayyum atandı değerli arkadaşlar. Kayyum atanması aslında Türkiye'deki siyasi rejimin geldiği son noktanın işaretiydi, ifadesiydi. Geride bıraktığımız süreç içerisinde siyasi iradenin, demokratik iradenin yerine kendi otoritelerini hiçbir hesap vermeden, hiçbir açıklama yapmadan ikame etme anlayışını bu siyasi iktidar bizlere dayattı. Başkanlık sistemi ve tek adamlık dayatmasıyla başladı bu süreç. Tek adam ve tek parti sultasının dayatılmasıyla başladı. Bize dediler ki bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce tek adam ve tek parti iktidarıyla tekçi bir merkez oluşturarak kendimizi herkesin, bütün farklılıkların yerine koyarak, hatta o yerleri gasp ederek, işgal ederek biz bu ülkeyi yönetiriz dediler. Buna itiraz ettik, buna mücadele ettik.
Bugün belediyelere kayyum atanması da işte bu temel zihniyetin bir ifadesidir. Bütün seçilmişleri demokratik iradeyi yok sayan, berhava eden ve meşru demokratik kanalların yerine, yöntemlerin ve temsiliyetin yerine kendisini koyan, kendisini atayan, dayatan bir zihniyetin ifadesidir. 28 belediyeye kayyum atandı değerli arkadaşlar. Bunların 24'ü Kürt belediyeleri, Demokratik Bölgeler Partisi'ne bağlı belediyeler. Ve geride bıraktığımız bir yıllık süre içerisinde bu belediyelerde en ufak bir açık bulmaya, en ufak bir hukuksuzluk, gayrimeşru delil bulmaya dönük yapılan bütün sondajlara rağmen, bütün müfettişlerin belediyelerde yatıp kalkmasına rağmen tek bir gayrimeşru ve hukuksuz dayanak bulmayı başaramadılar. Hırsızlık bulamadılar, yolsuzluk bulamadılar, ihaleye fesat karıştırmak bulamadılar, yağmacılık bulamadılar. Bunların hiçbirisini bulmaları mümkün değildi. Biz en başta da bunu çok net bir biçimde ifade etmiştik. Seçimle kazanamadıkları belediyeleri, hilelerle kazanamadıkları belediyeleri, el koyamadıkları belediyeleri bugün zorla, silah ve süngü zoruyla el koydular. Çok net, çok açık ve sarih bir ifadedir bu değerli arkadaşlar. Gerçek de budur çünkü. Bugün belediyelere el konulmuştur. Bugün belediyeler karakola dönüştürülmüştür. Her bir belediyeye bakın, o kayyum kararının alındığı, belediye başkanlarının, yöneticilerinin görevden alındığı günün ve ondan sonraki günlerin manzarasına bakın, belediye binalarının karakol binalarından hiçbir farkı yoktur. Sanki o bölgede, o illerde karakol azmış gibi yaptıkları dağa, taşa, kente, mahalleye yaptıkları binlerce karakol yetmezmiş gibi belediyeleri de karakola dönüştürdüler. Bugün siyasi iktidar Kürt halkını karakollarla yönetiyor bakın. Yaptığı korku karakollarıyla, inşa ettiği ve zapt ettiği alanlarla yönetmeye çalışıyor. Bugün Kürt halkı nezdinde bu siyasi iktidarın karakollar dışında, silah, tank, süngü, namlu dışında bir anlamı, bir karşılığı kalmamıştır. Geride bıraktığımız süreç içerisinde değerli arkadaşlar, sayısız kez belediyelere yönelim, siyasi irademiz ve siyasi kazanımlarımıza yönelim ve saldırılarla karşı karşıya kaldık. Ama kayyum atanması, belediyelere el konması kararı bunun ifrada vardırılmış halidir. Bunun tavan yapmış ve tahammül edilemez halidir. Türkiye'deki demokratik kamuoyu ve Kürt halkı buna tahammül etmek zorunda da değildir. Kürt halkı geride bıraktığımız günlerden, süreçten bu yana kayyum kararı ve belediyelerin el konmasına karşı tepkisini demokratik biçimlerde, sokaklarda, alanlarda, belediye binalarına sahip çıkarak ifade ediyor. Ama bugün bu demokratik tepkinin bütün Türkiye'ye yayılması, bütün Türkiye'de bir demokrasi savunmasına dönüştürülmesi gerekiyor. Bu artık bir yaşam savunmasıdır. Bütün Türkiye halkları açısından bir yaşam savunmasıdır. Eğer yaşam alanlarımızı, varlık alanlarımızı savunmayı başaramazsak, varlığımızı sürdürdüğümüz, temsiliyetimizi bulduğumuz alanlarımızı savunmayı başaramazsak, bir kuru canımızı savunmak da mümkün olmayacaktır. Çünkü her yaşam alanını soldurmak, yaşam fonksiyonu gösteren, direnme, karşı çıkma yeteneği gösteren her canlı organizmayı yok etmek, bu siyasi iktidarın mekaniğine dönüşmüştür. Karşımızda bir yok etme canavarı makinesi var. Karşımızda bir imha etme mekanizması canavarı var. Ve bunun karşısında bütün yaşam fonksiyonu gösteren kesimlerin birleşik, demokratik bir direnişi geliştirmesi gerekiyor. Bakın ne diyorlar kayyum kararını alırken ve belediyeler el koyarken. Belediyeler, yerel yönetimler millet iradesinin eline geçmiştir diyorlar. Hangi millet adına konuşuyorsunuz siz? Türk milleti adına konuşuyorsanız, ki öyle olduğunu sanıyorsunuz, öyle olduğunu iddia ediyorsunuz, bu milletin onuruyla
haysiyetiyle daha fazla oynamayın. Türk halkının da, Türk ulusunun da böyle bir gasp, böyle bir haksızlık, böyle bir haram yeme, haram yola sapma suçuna ortak edilmesine vesile olmayın. Türk milleti adına Kürt halkının, Kürt milletinin belediyelerine el koyuyorsanız eğer, biz de size şunu söyleriz. Türk milletini, Türk ulusunu böyle kirli siyasi amaçlarınızın dayanağı haline getirmeyin. Manivelası haline getirmeyin. Perdesi örtüsü haline getirmeyin. Bu zamana kadar işlediğiniz sayısız suçu Türkçülük adına işlediniz. İşlediğiniz sayısız suçun, kirin, pasın, bataklığın üstünü Türk bayraklarıyla örttünüz. Hala da aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu sizin adına hareket ettiğinizi iddia ettiğiniz Türk halkına karşı da bir hakarettir. Türk halkının da bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Kendi adına hareket ettiğini söyleyen bu ırkçıların, kafatasçıların gasp etme, el koyma, haksızlık yapma suçuna ortak olmaması gerekiyor. Bakın bu suça ortak olmak istemeyen onurlu insanlar var. Onurlu kurumlar var. Çanakkale Belediyesi gibi, Seferhisar Belediyesi gibi. Bu seslerin çoğalması gerekiyor. Ne dedi bu belediyeler? Sur halkıyla, Sur Belediyesi'yle kardeş belediye olan belediyeler, biz Kürt halkıyla kardeşiz, kayyumla kardeş değiliz dedi. AKP saray iktidarının atadığı, gönderdiği oradaki mülki amirlerle kardeş olduğumuzu ilan etmedik dedi. Türk halkıyla Kürt halkı arasında kurulan, kurulmaya çalışılan kardeşlik köprülerini, eşitlik köprülerini, dayanışma köprülerini her gün yıkmaya çalışan işi gücü bu ülkenin temas sorunlarını çözmeyi bırakıp kendisini bu yıkıcılığa vakfeden bir siyasi iktidarla yüz yüzeyiz. Ve bütün Türkiye halklarının, bütün inançlardan, uluslardan, bütün farklılıklarımızı temsil eden kesimlerden, işçilerden, emekçilerden, kadınlardan, bütün Türkiye halklarının siyasi iktidarın bu kirli oyununu bozmak için daha güçlü bir biçimde harekete geçmesi gerekiyor. Bizler siyasi iradeye el konulmasına, gasp edilmesine, halkımızın siyasi iradesine darbe yapılmasına karşı durduk ve karşı durmaya güçlü bir biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün bu siyasi iktidarın, belediyelere kayyum atayan, el koyan siyasi iktidarın bizim nezdimizde 15 Temmuz günü silahı çekip tankı sokağa çıkarıp darbeye girişen darbecilerden bir farkı yoktur. Bakın o belediyelerde tanklarla, panzerlerle, helikopterlerle, silahlarla ele geçirildi. Kendi ülkesinde, kendi devletinin sınırları içerisinde kendi yurttaşlarının seçme ve seçilme hakkını gasp ederek belediyelere gidip belediyeyi ele geçiriyor. Ve ele geçirdim diyor. Sanki düşman kalelerini ele geçirmiş gibi bayraklar asıyor. Bir 21 pare atış yapmadıkları kalıyor. Böyle bir devlet siyaseti, böyle bir siyasi anlayış kendi ülkesini kendisi bölüyor demek. Bölücülük iddiasıyla, yıkıcılık iddiasıyla bu memlekette hapse atmadıkları, baskı uygulamadıkları insan bırakmadılar neredeyse. Ama sistematik bir biçimde kendi yurttaşlarını birbirinden ayıran, bölen, bu halkın arasına düşmanlık ve nefret tohumları eken, memleketin bir tarafını başka bir tarafına karşı işlenen suçun mazeretine, gerekçesine dönüştüren bir siyasi iktidar artık bu ülke için hiçbir fayda sunmuyor. Faydasız olduğu gibi zararlı ve zarar düzeyi gittikçe yükselen bir siyasi yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. İşte bu yönetim anlayışının aşılması ve ortadan kaldırılması için bizler bütün gücümüzle, bütün mücadele alanlarında direnişimizi, demokratik duruşumuzu sürdüreceğiz, geliştireceğiz.
Ayrımcılığa bakar mısınız değerli arkadaşlar? 28 belediyeye kayyum atandı. Yönetime el konuldu. Hukuksuzlukla, haksızlıkla kayyum atadıkları, yönetime el koydukları belediyelerde dahi ayrımcılık yapıyorlar. Kürt-Türk ayrımcılığı yapıyorlar. AKP, HDP, DVP, MHP ayrımcılığı yapıyorlar. Bakın 4 belediye AKP, MHP belediyesi darbeci, Fethullahçı olduğu gerekçesiyle, şüphesiyle görevden alınmış belediye başkanları hukuki süreç ne? Belediye meclisinden veya ilgili resmi muhataptan görevlendirme yapılır, seçim yapılır. Bu kural, bu kıstası işletiliyor. Ama 24 Kürt belediyesinde asla bu kıstas işletilmiyor. Belediye başkanlarının yerine kayyum atadıkları gibi belediye meclisleri, meclisi üyelerinin yerine kayyum atıyorlar. Böyle bir zulüm, böyle bir ayrımcılık, bölücülük olabilir mi? Ve bunu hukuki bir sürecin, kanuni bir sürecin işletilmesi olarak görüyorlar. Biz sizlerin kanun kılığına girmiş kararlarınızı tanımıyoruz. Kanun hükmünde kararnamelerinizi tanımıyoruz. AKP'nin, sarayın fermanları haline gelmiştir artık bu kanun hükmünde kararnameler. Padişah özentileri, saltanat özentileri ferman yerine kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkeyi yönetiyorlar. Bu halka kendi despotluklarını, kendi zulümlerini dayatıyorlar. Böyle bir ayrımcılık ve düşmanlık siyaseti bizim asla izin vereceğimiz bir siyasi yaklaşım değildir. Ve bunun karşısında kararlı bir biçimde mücadelemizi bütün demokrasi güçleriyle birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Kayyuma karşı ve seçilmiş halk irademize karşı gerek vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, gerek belediyelere kayyum atanması, bütün alanlardaki siyasi temsiliyetimize dönük, bütün saldırılara karşı birleşik, güçlü bir direnişi bundan sonraki süreçte kararlı bir biçimde yaşama geçireceğiz. Siyasi görevlerimizden ve insani demokratik haklarımızdan doğan bütün alanları en geniş biçimde kullanacağız. İşte bu nedenle her yerden, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar, Mersin'den Trabzon'a, Samsun'a kadar her yerde bütün halklarımızı bu kayyum rejimine, bu KHK'lar rejimine karşı demokratik direnişi büyütmeye çağırıyorum. Değerli arkadaşlar, okullar açıldı bu hafta. Dün çocuklarımız ders başı yaptı. Ama Türkiye'deki sayısız okulda öğretmen yoktu. Okullar gerçek anlamda açılamadı, başlayamadı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci bugün öğretmensiz. Başka bir dönemde, başka bir ülkede olsa bu tam anlamıyla bir devlet krizi sayılır, değil mi? Eğitim bir üst yapı kurumudur. Bir devlet kurumudur. Devletin her sözünü söylediği, her uygulamasını, icraatını uyguladığı bir alandır eğitim. 1 milyon öğrencinin öğretmensiz kaldığından bahsediyoruz. Bu bir devlet krizi sayılması gerekir. Ama karşımızdaki siyasi iktidar sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu duruma normal görmemizi ve alışmamızı bekliyor. Ellerinden gelse utanmasalar her bir öğrencinin başına da kayyum atayacaklar. Öğretmene ne hacet diyecekler. Öğretmenler bizi dinlemiyor, sendikalı oluyor, kontrolden çıkıyor. Öğretmene gerek yok. Biz her öğrencinin başına da kayyum atayalım diyecekler. Utanmasalar bunu yapacaklar da. 15 Temmuz'dan bu yana 50 bin akademisyen ve eğitimci öğretmen görevden alındı. Hiçbir sağlıklı soruşturma süreci yapılmadan, darbeci ilan edilerek, FETÖ'cü ilan edilerek, bölücü ilan edilerek, yıkıcı ilan edilerek 50 bin, toplam 50 bin eğitim emekçisi görevden alındı. Üniversiteler eğitime öğretime başlayacak 2000'in üzerinde akademisyen görevden alınmış, ihraç edilmiş. Üniversitelerde eğitim öğretim nasıl görülecek? Bu da bir krizdir aslında. Bu da bir devlet krizidir. 2500 akademisyen ne demek?
Her bir akademik kadro birikim demektir. Uzun yıllar boyunca verilen emek demektir. Nitelik demektir, seviye demektir. Ama bunların bu kavramlarla hiçbir alakası yok. Nitelik, tanımazlar bu kelimeyi. Hiç işleri olmaz. Kalite, seviye. Hiç işleri olmaz bu kelimelerle, kavramlarla. İhtiyaçları da yok. Ama bu ülkenin, bu memleketin çocuklarının bu özelliklere, bu özellikleri taşıyan eğitim kadrolarına ihtiyacı var. Ve gençleri bu nitelikli eğitim gücünden yoksun bıraktılar. Gençlerin eğitim hakkını, nitelikli eğitim hakkını gasp ettiler. Eğitimcilerin çalışma hakkını, sosyal haklarını, örgütlenme hakkını gasp ettiler. En son 11.301 öğretmen daha Kürt illerinde görevden alındı. Açığa alındı değerli arkadaşlar. Ve açığa almaların en kitlesel, yani bölgesel düzeyde en kitlesel olduğu alan burası, orası, bu illerdi, Kürt illeriydi. Ve sayısız ilde öğrenciler ders başı yapacak bir öğretmen, eğitimci potansiyelinden mahrum olarak bu eğitim dönemine başlamış oldular. Bunun da bu son kararında aynı zamanda eğitim ve kamu sektöründe çalışan emekçilere dönük siyasi bir operasyonun ve o alana dönük darbenin ifadesi olduğunu çok net bir biçimde söylemeliyim. Demokratik sendikal alana yapılmış bir darbedir bu. Darbe biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonraki süreçte alındı. AKP Saray iktidarı tarafından darbe el değiştirdi. Ve bütün parçalara, bütün kesimlere ayrıca, eğer genel darbe yaparsak belki arada birileri kurtulur diye düşündüler demek ki, o günden bu yana her kesime ayrı darbe yapıyorlar. Bu da işte sendikalı, örgütlü, demokrasi mücadelesi veren eğitim emekçilerine karşı yapılmış bir darbedir. 11.301 öğretmenin görevden alınmasının, açığa alınmasının nedeni değerli arkadaşlar, çeşitli zamanlarda demokratik taleplerle iş bırakma yapmış olmaları, çeşitli basın açıklamaları ve mitingler düzenlemiş olmaları, bir sendikanın, bir sendika üyesinin en doğal işlevidir, fonksiyonudur bu. Sendikalar her memlekette toplumsal aydınlanmanın, siyasal gelişmenin, emek sahasındaki, çalışma yaşamındaki gelişmenin lokomotifi olmuştur, motoru olmuştur. Keske bağlı sendikalarda eğitim sen üyesi olarak çalışan bütün eğitim emekçilerinin yaptığı da bu doğal fonksiyonu yerine getirmektir. Ama bunun karşılığı siyasi iktidar nezdinde açığa alınmak olmuştur. Bu zamana kadar sürüyorlardı. Sürgünlerle ve sözleşmeli öğretmen ve güvencesizlik dayatmasıyla bu alanı eğitim emekçilerine dar etmeye çalışıyorlardı. Şimdi sorunu toptan çözmeye yöneldiler. Açığa alma, görevden alma ve görevden uzaklaştırma yöntemleriyle bu alanı yok etmeye, tasfiye etmeye çalışıyorlar. Sendikal haklar Türkiye'de yaşayan herkesin yaşam güvencesidir. Sendikal hakların savunulması bilhassa da kamusal alanda, bütün toplumu ilgilendiren eğitim alanında sendikal hakların, sendikal varlığın savunulması bütün Türkiye toplumunun ve halkının can damarıdır. Bugün bu can damarını kesmeye çalışıyorlar. Çünkü bütün Türkiye halklarını bir köleler toplumuna dönüştürmeye uğraşıyorlar. Zincirsiz köleler, görünmeyen zincirlerle iktidara bağlanmış, mahkum edilmiş kölelere dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama zalimin karşısında kul da olmadık, köle de olmadık, olmayacağız. Bakın bugün değerli arkadaşlar, görevden alınan, açığa alınan 11.301 eğitim emekçisinin yerine nasıl bir görevlendirme yapılacağını, kimlerin getirileceğini bilmiyoruz. Her şey onların iki dudaklarının arasında. Yaptık oldu diyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar, niye yaptık, yaptınız diye soran olursa bizim gibi nadiren, yaptık oldu diyorlar.
Ve bu 11 binin üzerindeki eğitim emekçisinin yerine kendi kadrolarını, kendilerine bağlı kadroları, aslında Kürt çocuklarını asimile edebilecek en iyi kadroları yerleştirmeyi planlıyorlar. Ama bir acı gerçeği onlara hatırlatmak zorundayız. Böyle bir kadro yapısı bile yok sizde. Böyle bir kadro yapısı bile bırakmıyorsunuz. Bütün kamusal alandaki kadrolaşma siyasetini niteliksiz, seviyesiz, birikimsiz, adeta bütün kamusal, bürokratik, siyasi alanı lümpenleştirme anlayışı üzerinden geliştiriyorlar. Liyakatsiz, kifayetsiz kamu görevlilerini işlerine geldiği gibi kendilerine sadece bağlı olanlardan seçip koskocaman bir devlet sorununu, bir kamusal sorunu çözebileceklerini sanıyorlar. Yerel eğitimcileri, Kürt çocuklarının dilinden anlayan, onların taleplerini bilen, ihtiyaçlarını bilen, örgütlü, demokratik bir yaşam çizgisi izleyen eğitim emekçilerini görevden alıp, sendikaları bir tarafta ve hatta birçok yanda bitirip, tüketip, onun yerine kendi sendikalarını, onun yerine kendi öğretmenlerini, eğitimcilerini koymaya çalışıyorlar. İşte geneldeki bu baskı ve tasfiye politikası, doğuya doğru gittiğinizde, Kürdistan'a doğru gittiğinizde Kürt halkına dönük başka bir boyut alıyor. Asimilasyon, ırkçılık ve ayrımcılık boyutu alıyor. Şunu hatırlatmak isterim, zor da olsa o 11.301'lik açığı kendi yetişmemiş kadrolarınızdan doldurmayı başarsanız dahi murad ettiğiniz asimilasyonu asla başaramayacaksınız. Bunun sayısız kanıtı var. Kürt halkı en örgütsüz olduğu dönemde sizin bu asimilasyon kuşatmalarınızı yarmış geçmiş. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yıllar boyunca 30-40 yıl boyunca sistematik olarak uygulanan gönüllü öğretmenler, atanmış, görevlendirilmiş asker öğretmenler süreci vardır bilirsiniz. Hatırlarsınız tarihten. Asimilasyon bölükleri gönderildi. Başarılı olabildiler mi? Hani sınıfta, derste Kürtçe konuşan çocuğu döven öğretmenler. Başarabildiler mi bunu? Ordu ordu, tümen tümen gönderildiler. Bölük bölük gönderildiler. Eğitilip gönderildiler. Sizin göndereceklerinizden daha eğitimli, daha kalifiye bir biçimde gönderildiler. Ve Kürt halkının en örgütsüz olduğu dönemde başaramadılar. Bugün Kürt halkının en örgütlü, en bilinçli, en güçlü olduğu dönemde asla başaramayacaklar. Asla başaramayacaksınız. İşte bugün değerli arkadaşlar, ayrımcılığın, baskıların, faşizan yaklaşımın ve bütün kuşatmaların ortadan kaldırılabilmesi için hep birlikte birleşik bir biçimde toplumun bütün kesimleriyle mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Türkiye halkları bugün demokrasiye ve barışa, yaşam alanlarının geliştirilmesine her şeyden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu memleketin birçok sorunu hep birlikte çözülebilir. Bir dizi kriz ortadan kaldırılabilir. Yeter ki asgari demokratik zeminde birleşmeyi başarabilelim. Yeter ki bütün Türkiye halkının, halklarının çıkarı için birileri siyaset yapmayı başarabilsin. Halkların çıkarlarını, halkın çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyabilsin. Bugün siyasi iktidarın yapmadığı, yapmak istemediği şey işte tam da budur. Bakın değerli arkadaşlar, her gün ölüm haberleri, her gün hapsetme, katletme, tasfiye etme operasyonları. Türkiye'de duyabileceğiniz, görebileceğiniz iyi bir haber kalmadı artık. İyi haberleri duymanıza da izin vermiyorlar. Basın, medya tam anlamıyla ambargo altında. Ya yandaş olanlar, hükümetin borazanı olarak kendisini konumlandıranlar var. Ya da biat edenler, sessiz kalanlar var. Sınırlı bir gerçekçi, objektif basın medya alanıyla topluma gerçekleri, iyilikten, doğruluktan, barıştan, emekten yana olan gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Gerçeğin ve
doğrunun bu kadar karartıldığı bir dönemde aslında çıkış yolu var. Çıkış yolunun ne olduğunu bundan bir hafta önce İmralı'da yapılan bir görüşmede duyduk ve yeniden altını çizdik değerli arkadaşlar. Bir süre önce biliyorsunuz siyasetçiler tarafından bir açlık grevi başlatılmıştı. Sayın Öcalan'la uzun bir zamandan beri hukuki hakkı olan aile ve avukat görüşmesinin hızla yapılması, sağlığı hakkında, güvenliği hakkında bilgi alınması, doğrudan bilgi alınması talebiyle başlatılan bir açlık greviydi. Sonunda açlık grevi sonuçlandı, talep karşılığını buldu ve bir görüşme gerçekleştirildi. Sayın Öcalan'ın kardeşiyle, kardeşi aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirildi. Sayın Öcalan'ın yaptığı çok net bir çağrı ve ifade var. Eğer devlet günde 20-30 kişinin öldüğü bir süreci barışı evretmek istiyorsa, bu çatışma ve kriz sürecinden çıkmak istiyorsa, ben yine her zamanki pozisyonumdayım. Bir heyet gelir ve 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde biz bu sorunu çözeriz dedi. Bu çok net bir beyandı. Başka bir memlekette olsa, başka bir ülkede olsa olay olurdu bu. Manşetlerden inmezdi, haberlerden düşmezdi. Ama Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi, yaprak kıpırdamıyor, tık yok. Neden? Nedeni çok açık. Siyasi iktidar 20-30 kişinin ortalama ölmesini istiyor. Çok açık nedeni. 20-30 kişinin günde ortalama ölmesinde hiçbir sakınca görmüyor. Bir tarafta gelin eğer hazırsanız, çözüm projeniz varsa gelin konuşalım, müzakere edelim. Bu sorunu 6 ayda çözelim gibi çok somut bir ifade var. Çok somut bir söz var. Ama diğer tarafta tık yok. Niye? Her ölüm haberi, her cenaze siyasi iktidarlarının dayandığı, beslendiği bir şeye dönüşmüştür artık. Ölümlerden, cenazelerden beslenen, kaostan demiyorum sadece, darbeden beslenen bir siyasi anlayış var. Ben bugün bütün Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyorum. Bu memlekette aklını yitirmişler olabilir. Aklını yitirmiş siyasetçiler olabilir ama akıllı insanlar var. Vicdanını yitirmiş siyasetçiler, yöneticiler olabilir. Ama vicdanlı insanlar var. Akıllı ve vicdanlı insanların artık gerçeği görmesi ve duruma el koyması gerekiyor. Bu ülkede yaratılan bu savaş ortamına karşı, savaşın derinleştirilmesi politikasına karşı bir çıkış yolu var. Demokratik çözümün önünün açılması ve Türkiye'de toplumsal bir barışın yoluna girilmesi. Ve bunun için izlenecek yol çok net. Siyasi iktidar herhangi başka bir ülkede, Kolombiya'da olduğu zaman müzakere ve çözüm, anlaşma tebrik ediyor, kutluyor, aman ne güzel yapıyorsunuz diyor. Başka bir ülkede çözüm için ara bulucu oluyor. Ama kendi ülkesinde, kendi sınırlar içerisinde bir krizi, tarihsel ve güncel bir krizi görmezden geliyor ve kendi yurttaşlarının kanının oluk oluk akmasına göz yumuyor, müsamaha ediyor. Kendi ülkesindeki savaştan besleniyor. Bizim bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Akıl da, vicdan da bu yaklaşımı kabul edemez. Sessizlikle, tepkisizlikle, saldırılarla, suçlarının üstüne çıkma politikalarıyla bir fırsatın üstünü örtmeye çalışıyorlar bakın. Bu yeni bir fırsat olabilir. Hepimiz için bir şans olabilir. Bağırıp çağırarak, baskıyla, operasyonla bu fırsatın üstünü örtmeye ve karartmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyelim. Eğer bundan bir yıl önce Kürt illerine ordular, tümenler ve tanklar göndereceklerine İmralı'da beklenen müzakere heyetini gönderselerdi, 1,5 yıl boyunca
Biz bu acıları, bu darbe girişimlerini, bu kayıpları yaşamayacaktık arkadaşlar. Bir tane akıl ve vicdan sahibi bir insan, o egemen alanda siyaset yapan, biat edenler bu soruyu sorsunlar kendilerine. Bu cümleyi bir kere içlerinden kursunlar. Haydi sesli konuşamıyorlar, korkuyorlar. Bir kere içlerinden kursunlar bu cümleyi. Tank top göndereceklerine bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bir müzakere heyeti o noktaya gelinmişti. O müzakere heyetini göndermeyenler artık bütün Türkiye halklarına dönük bir baskının, bütün Türkiye halklarına dönük darbe rejiminin de siyasi zeminini oluşturdular ve bu siyasi zeminden besleniyorlar değerli arkadaşlar. Ama şunu çok net söylemeliyiz. Türkiye'de demokrasi güçleri umudun karartılmasına, fırsatların boğulmasına izin vermeyecek. Bizler de umudun karartılmasına ve bu fırsatın boğulmasına izin vermeyeceğiz. Kürt sorununda demokratik çözüm sürecinin başlaması, barışçıl demokratik bir siyasetin geliştirilmesi için Halkların Demokratik Partisi olarak bütün gücümüzle ve bütün demokrasi güçleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün yollar kapatılmış olabilir ama bizim işimiz yol açmaktır. Bütün yolları kapattılarsa yol açacağız. Yeni yollar açacağız ve bu yeni yollardan bütün Türkiye halklarının geleceğine ulaşacağız. Değerli arkadaşlar, bu gelecek Türkiye halklarının geleceği. Türkiye'de ve bölgede, içte ve dışta barışın savunulmasından, demokratik yaşamın kurulması iradesinden geçer. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor. İçeride kendi halkına ve yurttaşına, kendi Kürdüne baskı yapıp darbe gerçekleştirip, dışarıda Suriye'de yine Kürt halkına bir baskı ve darbe yaklaşımıyla yönelip bir siyasi iktidar kendi istikrarını sağlamayı başaramaz. Türkiye'de artık demokratik bir istikrara ihtiyaç var ve bunun yolu da barış siyasetinden, demokratik çözüm siyasetinden geçer. Bakın, Cerablus'a harekat düzenlendi. Koalisyonla birlikte harekat düzenlendi. Ama Türkiye'deki siyasi iktidar IŞİD'e karşı mücadele ediyorum adı altında Cerablus harekatını düzenlerken kendi içindeki IŞİD'le yüzleşmek, hesaplaşmak konusunda hiç de o kadar kararlı değil. Hiçbir zaman olmadığı gibi, yani her zaman olduğu gibi. İçeride IŞİD çeteleri yine cirit atıyor. İçeride yine IŞİD'e dönük kapsamlı bir operasyon, kapsamlı bir yönelim gerçekleştirilmiyor. Dışarıda da, Suriye'de de, Cerablus'ta da gerçek anlamda IŞİD'e karşı bir operasyon yapılmadığını dünya alem biliyor. Vurdukları YPG mevzilerinin haddi hesabı yok. Kaç tane IŞİD mevzisi vurdunuz? Kaç tane IŞİD'liyi bu süreç içerisinde etkisiz hale getirdiniz sorusunu soruyoruz. Bunun arasında dağlar kadar fark var. İşte böyle bir çifte standartlı ve ırkçılığa dayanan, ayrımcılığa dayanan bir bölge siyaseti izleniyor. Birleştiriciliğe dayanan, bölge halklarının demokratik birliğine dayanan bir bölge siyaseti değil. Ve Cumhurbaşkanı çıkmış, bugün de bizi kimse tutamaz, El Bab'a kadar gideceğiz diyor. Bakın, en son Şam'a kadar gideceğiz dediğinizde bir batağa saplandınız, çıkmak için kendinizi harap ettiniz. Bir darbe oldu üstüne, bir darbe geçti, neler neler yaşandı. En son öyle demiştiniz, bir başbakan vardı o zaman, adını çoğu kimse hatırlamıyor. Yarın öbür gün herkes unutacak. Onunla beraber diyordunuz ki, Şam'a kadar gideceğiz, camide, Emevi camisinde namaz kılacağız. Bataklıktan çıkamadınız. Bugün kimse tutamaz bizi, El Bab'a gideceğiz diyor. Ve bütün Türkiye halklarını başka bir başka bir savaş saplantısının içerisine sokmaya, sürüklemeye çalışıyor. Eğer IŞİD'e karşı mücadelede kararlılarsa çok uzağa gitmelerine gerek yok.
Çok net bir biçimde IŞİD'in açtığı çay ocaklarını kapatsalar o bile yeter. Yani çalıştığı, örgütlendiği, emin olun o bile çok önemli bir güvenlik tedbiridir. Bunları dahi yapmayan IŞİD mahallelerinde, Antep'te Antepliler çok iyi bilir, Urfa'da. Sadece çay ocağı değil, evlerde, mahallelerde IŞİD mahalleleri var. Bunu bütün bölge halkı çok iyi biliyor. Dünya da çok iyi biliyor ama bizim siyasi iktidar Türkiye kamuoyundan kaçırmaya çalışıyor. Hala bu gerçeği kaçırmaya çalışıyor. IŞİD'in ana gövdesi, üstlenme alanı artık Türkiye haline gelmiş durumda ve içeride kapsamlı bir operasyon yapılmıyor. Cerablus'a dönük operasyon harekat bugün Türkiye hükümeti tarafından Cerablus'a dönük bir yerleştirme hareketine dönüştürüldü. Cerablus'a Suriyeli adı altında birileri yerleştiriliyor. Biz bu yerleştirilenlerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Eğitilen, donatılan paramiliter güçler mi? Türkiye vatandaşlığıyla satın aldığınız, maaşa bağladığınız sizin elemanlarınız mı? Militer elemanlar mı? Bunları bilmiyoruz. Açıklanmıyor. Bize deniyor ki Suriyeli mülteciler Cerablus'a geri dönüyor. Ama bizim duyumlarımız doğrusu hiç de devletin resmi açıklamasıyla uyuşmuyor, örtüşmüyor. Cerablus'u militer, paramiliter, askeri bir üsse, bir yerleşim alanına dönüştürüyor bugün Türkiye'deki siyasi iktidar. Suriye'de böyle bir konuşlanma, oradaki krizi daha da büyütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Oradaki savaşı daha da derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ve bunu belki de bu nedenle yapıyorlar. Oradaki sorunu çözmek değil dertleri. Oradaki savaşı derinleştirmek. Türkiye'de darbeye, kaosa zemin açtıkları, darbe kaos ortamı yarattıkları yetmedi. Bölgedeki darbe ve kaostan besleneceklerini düşünüyorlar. Ama bölgedeki, Suriye'deki darbe ve kaos siyaseti de bütün bölge halklarının, bütün dünya halklarının yaşamını tehdit altına alan ve çok büyük bir bölgesel güvenlik krizine yol açan bir adım anlamına geliyor. Buna izin verilmesi mümkün değil. Antep Belediyesi Cerablus'a su, sağlık ve başkaca teknik hizmetler götürüyor. Haberiniz vardır sanıyorum. Ama aynı siyasi iktidar, aynı siyasi anlayış, AKP anlayışı Kobani sınırlarına duvar örüyor. Demir tel örüyor. Antep Belediyesi ve Antep'teki devlet kurumları Cerablus'taki o militer yerleşim unsurlarını ve harekat unsurlarını sistematik bir biçimde desteklerken bizlere bizim kardeşimizdir yaklaşımıyla bir ilişki kurarken Kobani halkını düşmanlaştırıyor. Bu duvarları örenlerin sonunun hayır olmadığını herkes çok iyi biliyor. Hiç iyi anılmadıklarını herkes çok iyi biliyor. Nice utanç duvarı kuruldu tarih boyunca. Adına utanç duvarı dendi. Ve o duvarı yapanlar, örenler lanetle anıldı tarih boyunca. Bugün Gazze'ye çekilen bilmem kaç kilometrelik demir tel örgülerden ne farkı var Kobani sınırında örülen, Kobani sınırında örülen demir tellerin ve beton blokların? Kürt halkını, Türkiye halkının kardeşi, Kobani halkını beton bloklarla bölmeye, ayrıştırmaya çalışıyorlar bizden. Böyle bir ırkçılığı ve ayrımcılığı asla tanımadık ve tanımayacağız. O beton bloklarınız da, o dikenli telleriniz de bizim yüreğimizle, emeğimizle ve direnişimizle kurduğumuz bağları asla ortadan kaldıramayacak. Demokratik duruşumuz ve direnişimizle kurduğumuz ilişkiyi asla ortadan kaldıramayacak. Türkiye'deki siyasi iktidar Suriye'de işlediği suçlara Türkiye halklarını ortak etmekten vazgeçmelidir. Türkiye halkları da bugün tam da bu zamanda siyasi iktidarın Suriye'de, bölgede işlediği suçlara ortak olmayacağını net ve güçlü biçimde ifade etmelidir.
Bizler Türkiye'de de, bölgede de Halkların Demokratik Partisi olarak bütün saldırılara, siyasi, kültürel, soykırım operasyonlarına rağmen kararlı ve dimdik yürümeye devam edeceğiz. Tıpkı Alp Altınörs gibi. Kelepçelenen, gözaltında işkenceye uğrayan, başının eğilmesi için kendisine saldıranlar karşısında dimdik başıyla direnen Alp Altınörs gibi, direnen nice yoldaşımız, kardeşimiz, arkadaşımız gibi, hapishanelerde bedel ödeyen nice parti yöneticimiz gibi, hep birlikte bu zulme karşı, bu haksızlığa karşı demokratik direnişimizden aldığımız güçle dimdik yürüyeceğiz ve emin olun biz kazanacağız. Hepinizi yeniden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.